İdeket ile kullanıcı tanımlı merdivenler oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz merdivenleri İdeket Merdiven Kütüphanesi'ne kaydederek daha sonra farklı projelerde de kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz 3 kollu 2 sandıklı merdiveni kullanıcı tanımlı olarak modelleyin. Kullanıcı tanımlı merdiven modellerken merdiven alanlarını rota komutu ile oluşturmamız gerekiyor. Merdivende 3 tane merdiven çıkış alanı, 2 tane merdiven sandık alanı bulunmakta. Ribbon menüde çizimler kısmına gelerek rota ikonuna tıklıyorum. Birinci merdiven çıkış alanı çizmek için klavyeden CTRL tuşuna basarak gelişmiş yakalamayı aktif hale getiriyorum. Ve merdiven dış noktalarından alanı çiziyorum. Merdiven çıkış alanını çizdikten sonra merdiven çıkış hattını çizmemiz gerekiyor. Plan üzerinde merdiven çıkış yönü sağdan sola doğru olduğu için merdivenin çıkış hattını da sağdan sola doğru çizeceğiz. İlk merdiven alanımızı ve çıkış hattımızı çizdiğimize göre Ribbon menüden merdiven ikonuna tıklayarak yeni merdiven oluştur komutuna tıklayalım. Komut satırını takip ederek çizmiş olduğumuz kapalı merdiven alanını seçelim. Daha sonra çizmiş olduğumuz merdiven çıkış hattını seçelim. Bu şekilde merdivenimizi oluşturmuş olduk. Oluşturduğumuz merdiven alanında 10 basamak olduğu için basamak sayısını 10 olarak düzenleyelim. Rüt yüksekliğimiz 17 cm olduğuna göre 10 x 17 170 cm merdiven yüksekliğine girelim. Ve tamama tıklayalım. Merdivenimizi oluşturduk. Diğer merdiven alanlarını eklemek için yine çizimler kısmından rota ikonuna tıklayalım. Klavyeden CTRL tuşunu basılı tutarak gelişmiş yakalama ile sağanlık uç noktalarını tıklayarak sağanlık alanını çizelim. Sağanlık ile merdiven alanları arasında merdiven sürekliliğini sağlamak için iki nokta oluşturarak alt kenarı çiziyoruz. Sağanlık kenarı yay şeklinde olduğu için rota bölümlerinden 3 noktalı yay komutu ile 3 noktaya gelişmiş yakalama ile yakalayıp yayı oluşturuyoruz. Daha sonra sürekli çizgiye tıklayarak alanı bitiriyoruz. Sağanlık çıkış hattını çizelim. Sağanlık çıkış hattını çizdikten sonra Ribbon menüden merdiven ikonuna tıklayarak merdiven alanı ekle komutuna tıklıyoruz. Alan ekleyeceğimiz için ilk başta oluşturduğumuz merdiveni, daha sonra sağanlık alanına, en sonunda ise çıkış hattına tıklıyoruz. Açılan merdiven alanları penceresinde tip kısmına sağanlık olarak işaret. Ve sağanlıkla merdiveni oluşturmuş olduk. Diğer merdiven alanları ve çıkış hatlarını merdiven plan üzerinden çizerek aynı işlemleri tekrarlayacağız. Bu kısımda yine bir sağanlık çizimi var. Sağanlık çiziminde bu kenarda yakınlaşarak yine geçiş sağlanması için iki nokta atarak çizim yapıyoruz. Bütün merdiven alanlarını ayrı ayrı çizip, daha sonra çıkış hatlarını da ayrı ayrı çizip, merdiven alanı ekle komutuyla tüm alanları birbirine ekleyip merdivenimizi oluşturuyoruz. İkinci merdiven kolumuz 5 basamaklı olduğu için basamak sayısını 5 olarak düzenliyoruz. Rıt yüksekliğimiz 17 cm olduğu için 17 x 5'ten 85 cm merdiven yüksekliğini girip tamama basıyoruz. Daha sonra ikinci sağanlık alanımızı da mevcut merdivenimize ekliyoruz. Ve tipini sağanlık olarak seçip tamam diyoruz. Son merdiven alanını eklemek için aynı işlemi de tekrarlayıp basamak sayısını ve merdiven yüksekliğini kontrol edip tamama tıklıyoruz.
merdivenimizi oluşturduk. Merdivenimizin basamak genişliği 27 santim ama ilk alanda 27.2 santim gözüküyor. Merdivene çift tıklayarak merdiven edit penceresinde alanlar sekmesine geçiş yaparak bunu düzenleyebiliriz. Aynı şekilde parametreler kısmından da merdiven yüksekliklerini kontrol edebiliriz. Alan 1'deki basamak genişliğini 27 santim yaptığımızda basamak sayısının da doğru kaldığını görüyoruz. Ve diğer alanları da kontrol ediyoruz. Konstrüksiyon kısmında basamak parametrelerinden kaplama kalınlıklarını değiştirebiliriz. Statik kısmında ise tanımladığımız alanlara sabit ve hareketli yükler verebiliriz. Merdivenimizi bitirdiğimiz için merdiven mimari plan altlığını silelim. Statik tasarım yapacağımız için korkuluk sakla göster özelliği ile korkulukları kapatabiliriz. Kullanıcı tanımı olarak merdivenimizi tanımladık. Şimdi merdivenimizi kaydetmek için merdiven kaydet komutuna tıklıyoruz. Merdiveni seçtikten sonra merdiven kaydet penceresinde program data idekit stair kullanıcı merdiveni şeklinde dosya adı girerek merdivenimizi kaydedebiliyoruz. 3 kollu 2 sağanlıklı merdiven şeklinde merdiveni kaydettikten sonra tekrar burada merdiven tanımını yazıyoruz. Merdiven kayıt işlemini tamamladık. Merdivenimizi kaydedilip edilmediğini kontrol etmek için ayarlar kısmından kullanıcı tanımlı merdivenlere geliyoruz ve merdivenimizi kaydettiğini görüyoruz. İdeket'in merdiven kütüphanesinde gördüğünüz gibi değişik formlarda birçok merdiven bulunmaktadır. Projelerinizde bu merdivenleri hazır olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca size anlattığım gibi kullanıcı tanımlı merdivenler tanımlayarak merdiven kütüphanesini zenginleştirebilirsiniz. Şimdi kullanıcı tanımlı olarak oluşturduğumuz merdiveni analiz edelim. Boş bir proje sayfası açıyoruz. Ribbon menüde merdiven ikonundan ayarlar sekmesinden kullanıcı tanımlı merdivenimizi seçerek merdivenimizin modelde spacebar ile noktalar arasında geçiş yaparak fare ile istediğimiz açıyı vererek yerleştirebiliriz. Merdiveni analiz etmek için merdiven hesap aksları ve mesletlenme koşullarını belirlememiz gerekiyor. Merdiven betonarme hesap aksı çiz komutu ile donatı sürekliliği düşünerek ilgili alanları seçiyoruz. Seçtiğimiz alanlara ana donatı hesap akslarını çiziyoruz. Çizdiğimiz merdiven ana donatı hesap akslarına program otomatik olarak analiz sonucunda enine hesap akslarını tanımlayacaktır. Ana donatı hesap akslarını çizmemiz yeterlidir. Hesap aksı işlemini bitirdikten sonra merdiven mesletlenme koşullarını belirle komutu ile merdiven mesletlenme koşullarını belirleyelim. Sadece merdiven analizi yapacağımız için yapıdan bağımsız çözüm için mesletlenme koşullarını işaretleyip ilgili merdiven kenarlarına meslet koşullarını atayalım. Meslet koşullarını atadıktan sonra artık analiz yapabiliriz. Yapıdan bağımsız analiz yapacağımız için Ribbon menüden analiz ikonu altındaki merdiven analizine tıklayalım. Merdiven analizi sonucunda analiz tasarım görüntüleme seçeneklerinden, kabuk sonuçlardan merdiven sonuçlarına, ilgili kombinasyonlarda öteleme sonuçlarına, eğilme momentleri ve donatı alanları görüntülenebilir. Merdiven donatılarını kontrol etmek için ise Ribbon menüde analiz ve tasarım kısmından betonarme tasarım, merdiven tasarımına tıklanır. Burada çizdiğimiz hesap akslarına ve enine hesap akslarına gelen donatıları görüntüleyebiliriz. Merdiven çizimini almak için Ribbon menüdeki çizimler kısmında betonarme çizimlerden merdiven çizimlerine tıklanılır.
Çizim özelliklerinden gen ayarlar, pafta ayarları, ileri ayarlar ve tablo ayarları istenirse ayarlanarak merdiven çizimi alınabilir. Oluşturduğumuz kullanıcı tanımlı merdivenin hesap raporunu almak için ise Bibon menüde raporlar kısmından merdiven genel raporu ikonuna tıklanır.